Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sorayım size. Cumartesi dersi ne vardı? Alak. He? Alaka. Alaka. Yarı kaldı veya... Evet, yarı kaldı. Onu devam edeyim mi? Ve bittikten sonra biter mi? Veya adiyat 2, 3, akibet. Bitireyim isterseniz. Alakayı bitirelim. Çok ilginç şeyler var. Ondan sonra şeyi okuruz. Adiyat. Yani adi şeyler var ya, böyle çiçek canım. Su yani. İnsan ya, şu insan işte. Yani adiyat perdesi altında sıradanlık perdesi nasıl yapmış Allah? Bu en büyük harika o. En harikayı sıradan bir şey yapabilmek. Alakayı okuyorum. Şuradan başlıyorum. Okumuş muydum bilmiyorum. İnsan, kainatın ekseren vana muhtaç ve alakadardır. İhtiyacatı alemin her tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış. Sözler 319. Yani misal vermiştik aşağıda hatırlıyorsam. Sır mesela otla ve suyla alakadardır. Pek bir alışverişi yoktur. Yani şuurlu olarak. Gerçi güneşi şey var ama insan öyle değil. Her alakadar olduğu şeye karşı şuuru vardır. Dolayısıyla insanın ihtiyacatı alemin her tarafına dağılmış. Yerin altındaki madenlerden semadaki karakollara kadar. Anlıyor musunuz dediğimi? Gidip gelmeler var diyor 179 sözlerde. Yani bize oyun geliyor biliyor musun? Veya ya canım bizimle ne alakası var yani? Böyle İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin işleri bunlar. O da öyle deseydi olmazdı işte. Değil öyle. Herkesin seviyesine göre alakası var. Fakat şuuru intikal etmiyor. Orası değil. Allah ile devamlı alakadar ama şuuru intikal etmiyor. Allah'ı görüyor, görmediğim zannediyor. Zan. Ama kör olası cehalet görmeyi göze indirgemiş. İşitmeyi kulağa indirgemiş. Koklamayı burunla zannediyor sırf. 26. lemada var. Van Kalesi'ne çıkmış böyle Van Kalesi'ni Ermenilerin tahribatını. Ben diyor Bavelyalarını gözlerimle değil kulaklarımla görüyordum. Kulağımla değil, gözümle işitiyordum. Kulakla görmek, gözle işitmek. Lemalarda. Çok acayip. İnsan ihtiyacatı, eve ihtiyacı var, eşine ihtiyacı var, suya ihtiyacı var, ayakkabıya, güneşe. Bunlar ne kadar kesinse, Allah'a ondan onlardan daha fazla ihtiyacı var. Yani suya ihtiyaç kadar en azından Allah'a ihtiyaç var. Diyecektir Allah'ını nasıl kıyas ediyorsun? İnsan düşünerek böyle kıyas ederek terakki eder. Allah ihtiyaç mıdır? Bir bakarsın Murat. Şey Osman, ikinize veriyorum bu vazifeyi. Allah ihtiyaç mıdır? Niçin ihtiyaçtır? Üçüncü sorum. İhtiyaç, madem ihtiyaç kaçınılmazsa, hemen hemen taassupla cevap verdin aleminde. Peki, ihtiyacını hissetmeyenler, reddedenler, niçin, nereye ihtiyaç duymuşlar? Niye ihtiyaç değil onlara? İnsan Allah'a niçin ihtiyaç duymaz? O konu değil.
soruları sıralıyorum, çalışsın. İhtiyacatı alemin her tarafına dağılmış. İhtiyacatı. Arzuları ise ebede uzanmış. Anlıyor musunuz? Arzuları ise ebede uzanmış. Yani istediğine bakın, burada hiçbirisi yok. Mesela eş istiyor, tamam, ama bozuluyor, kayboluyor. Bozulmayacak. Başka, insan Cenab-ı Hakk'ı tanımasa ve ona tevekkül etmese, bak, bir, insan Allah'ı tanımasa, Cenab-ı Hakk'ı tanımasa, Allah demiyor aşağı. Cenab-ı Hakk'ı tanımasa, Allah derseniz yanlış olur. Rahman derseniz yanlış olur. Rahim derseniz yanlış olur. Cenab-ı Hakk'ı tanımasa, ona tevekkül etmese, bütün sevdiği ve alaka peyda ettiği bütün eşyadan mütemadiyen firak elemini çeker. Sözler 632. Cenab-ı Hak'la diğer isimler, ya Cenab-ı Hak ne demek? Herkese hak hayatını veren mi? Herkese hak hayatını veren. Başka? Cenab-ı Hak. Herkese hak hayatını veren. Başka ne? Cenab-ı Hak ne demek başka? Ne demektir Cenab-ı Hak? Hak canibi. Hak canibi. Hak yönü. Peki nasıl anlarız? Ateş, bir gayrimüslimi de yaktığı gibi bir Müslümanı dahi yakacaktır. O hak olması lazım ama bir adet, bir kanun gibi, yani Cenab-ı Hak, hakkın nazarında o cihette olan bir kaide aynıdır. Müslümana da, kafire de, hayvanata da yani. Buna ait ders olmuştu da herhalde çok zaman geçti galiba. Ben oralara girmeyeyim de, çünkü konuyu dağıtmamamı söylüyorlar. Bu konuda rububiyetin de arkasındadır hak. Yani rububiyet, kainatı evirip devirip çeviren Rab, tasarruf eden. Ama onu o şekilde hareketlendiren haktır. İşte mesela uygulayayım şimdi. Bir hastalık geldi, bir musibet geldi, bir nimet geldi. Onu sorgulayıp yargılıyor. Cenab-ı Hakk'a hakkaniyeti yok. Onun için teslimiyet koymuş karşısına. Cenab-ı Hakk'ı bak, tanımasa bir ve ona tevekkül etmezse, tanınan bir şeye tevekkül edilir. Tevekkül edildiği için haktır. Sen şöyle diyeyim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi sen olduğun için sana iman ediyorum, senden yardım istiyorum. Yani Allah tanınırsa tevekkül edilir. Tevekkül edildiği için o haktır. Yani tevekkül edilebildiği nispetle hak olur senin aleminde. O zaman Allah'ım bu belayı bana niye verdin diye sorgulamazsın. Çünkü musibet, dört tane şey. Elem, bela, musibet, hastalık. İnsanı ne yaparmış? Hatırladınız mı? Olgunlaştırır. Olgunlaştırır. İlim ne yapar? Terakki ettirir. Bak, Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa ve ona tevekkül etmese, demek ki hak ne kadar alemimizde zahir olursa tevekkül olur. Alemimizdeki zahirliği de tanımak. İmanı billah. Eğer tevekkül etmezse, bütün sevdiği ve alaka peyda ettiği bütün eşyadan mütemadiyen firak elemini çeker.
Firar kelimesi buradan çıkıyor. Bir, Allah'ı tanımamak, iki, tevekkül etmemekten belası, eylemi firak. Firak eyleminin kaynağı. Mesela ölüm korkusu da bundan geliyor. Çünkü Allah'ı tanımıyor. Allah'a tevekkülü yok. O zaman mevcudattan ayrılmayı ebedi zannediyor. Bak, hak olduğu için Allah'a tanınmaya ihtiyacımız var, tanımaya. Tanıdıkça ne olur? Bize kazanımı ne olur? Tevekkül olur. Tevekkül olursa fıraklardan sıyrılırız. Fırak denen bir şey olmaz bizde. Hep lika olur, kavuşma olur. Rabbül Alemin seviyesinde tanıyamazsın. Rabbül Alemin. Rabbül Alemin de seviyesini tanıyamazsın. Rabbin seviyesinde ancak. Alemlerin Rabbi değil, benim Rabbim. Alemlerin Rabbi olan benim Rabbim. Hak uluhiyet tarafına bakmıyor mu? Tabii ki hak uluhiyete bakıyor. Yani rububiyet o canipteki tecelli. Hak ise buradaki esmaların ona dönüşü, uluhiyet yönü. Bir rububiyet canibi var, Allah canibi. Buna mukabele eden insanın yönü, uluhiyet. Yani layık olduğu için, Rab olduğu için ubudiyete layıktır. Rububiyet ettiği için uluhiyet istiyor. Karşılıklı yani. Bak bu ne kazandı bize, kazandırdı? Burada bir laf-ı güzah, belagat edebiyat yapacağız. Laf böyle, iş olsun, laf olsun, torba da olsun tarzına konuşmuyor. Tevekkülü ortadan kaldıran şeyi anlattım. Firakı. Firak var ya, firak. Ölüm korkusu oradan geliyor. Gençliğin gitmesi, sağlığın gitmesi, kanserden korkmak. Yani hep bu firak, firakın tezahürü. Yani ölüm korkusunun altında firak var. Kalp krizinin altında, yani kalp krizinin korkusunda firak var. Tamam mı? Aslında o zaman aşk-ı baka vasat desek ifratı mı oluyor bu firak abi? Aşk-ı baka vasat ya, bütün duyguların şeyi abi. Olur ha, evet. Nasıl olsa mesela? Olur, evet. Güzel. Doğru. Yani Allahsız, Allah hesaba katmadan bağ. Onun da belası işte bu. Arkadaşlar, bir daha tekrar ediyorum. Kalp krizi, kanser, işte gençlik gidiyor, toprağın altına gireceğiz, kefen. Hep firak acısının tezahürleri bunlar. Bunu ortadan kaldıran tevekküldür. Tevekkülün zemini Allah'a iman-ı billah'tır. Bak, Allah'a iman etmek. Sonra Allah'ı tanımak. İman, iman neyi iktiza eder? Tevhidi. Tevhid, teslimi. Teslim, tevekkülü. Tevekkül, saadet-i dariyini iktiza eder. Bu silsile böyle çalışıyor. Üzerine biraz fazla durdum. Fırak belası çok ağırdır da ondan. Fırak belasını ortadan kaldıran tevekküldür. Tevekkülün kalitesi tanımaktır. Bu da hak yönüdür. Hak canibindir senin. İyi ki yaptık değil mi alakayı? Kardeşim, ölüm ve kalp krizi, hastane ve kanserde inim inim inleyen var. Bunu acaba duysa ne yapardı? Ama yeni adama da anlatamazsın bunu. Ona bu sefer tevekkülü de anlatmam lazım. Cenab-ı Hakk'ın hesabına olmayan fani dünyada fani şeylere karşı alakaları kes. Mektubat atmış. Görüyor musunuz? Hep hak kullanıyor. Allah yok burada, haşa. Allah Rahman, Rahim, Kerim, Latif, Sani, Hakim, Hikmet, Hakim, Vedud vesaire yok. Cenab-ı Hakk'ın hesabına olmayan fani dünyada fani şeylere karşı alakanı kes. Yani en zirve alaka yaparız, buna severiz. Ama Allah hesabına. Çünkü bizi Allah'a taşıyor bu. Fikire yol açıyor. Manayı harfi bakış oluyor. Evet. Yani mesela diyelim, manayı harfi eşyadır.
Bunlar harftir. Bu ayrı bir renk, bu ayrı renk, ayrı, bunlar ayrı. Manayı harfi anlatıyorum. Bu manada. Eşya arasındaki ve eşyanın birbirine karşı münasebetinden mana istihraç etmek veya içtihat etmek. Manayı harfi. İçtihat edip istihraç etmek. Manayı harfi. Yani bu yaprakla bu, bununla bu, bununla bu, bununla ben. Yani eşeği birbirine kıyas etmekten hasıl olan, birbirine kıyas etmekten hasıl olan benim alemimde içtihat ederek mana ihraç etmek. Manayı buraya taşımak. Bu olursa manayı harfidir. Onun adına bak, ne kadar dalırsan dal. Başka? Kur'an'ın kelimatında pek çok münasebatı vesaire ayetlerdeki cümlelere bakan vücuhları, alakaları vardır. Kur'an'ın kelimatında şöyle. Şimdi buraya bakar mısınız? Bu çiçeği yapraksız düşünebilir misin? Bu çiçeği buraya koy. Gerçi benim gibi solmuş artık ama. Şu sarıyı buraya koysan, bunu da buraya koysan olur mu? Sırıtır. Olur ama olmaz. Olur ama olmaz. Neye benzer biliyor musun? Dün bir soru sordular, belki şey yapar. Caizdir ama sahih değildir. Sahihtir ama caiz değildir. Ha, ders söyledim. Bak, bunu buraya koymak, bunu da buraya koymak sahihtir ama caiz değildir, bozar. Bunu ben şu şeyimi çok seviyorum yani, o tarafı. Soru soruluyor, onları birikiyorum, kafama koyuyorum, toplumsal ciddi bir ihtiyaç oluyor. Ders yaparken tevhidde bile ya fıkıhı ya hukuku veya psikolojiyi kullanıyorum. Onun için bazıları diyor ki, ne alakası var bununla? Bak, sahih ile caizi anlatacağım. Bu sahihtir ama caiz değildir. Mesela Hanefi mezhebinde, bununla alakalı bir şey söyleyeceğim ama ciddi bir soruya da cevap versin. Toplumsal ciddi bir soru. Abi üniversitedeyiz vesaire, sağda soldayız. Nikah yapıyoruz. Nikah yapıyorlar. Hanefi mezhebinde mehir konuşulursa iki tane Müslüman olursa o nikah sahihtir. Ama caiz değildir. Anladınız mı? Şimdi burada uyguladım onu. Nikah sahihtir ama caiz değildir. Çünkü sen onunla nikahta kastedilen murad-ı ilahi yoktur orada. Sen kendini aldatıyorsun. Zina yapmaktansa böyle böyle kurtuluruz diye. Bu sistem itibariyle sahihtir ama nikahta kastedilen hakikat orada olmadığı için caiz değildir. Evet. Niyet de şey. Niyetten dolayı. Zahiri görünüş tamam. İmam-ı Şafii bunu nazara almış. Rahmetullahi aleyh. İmam-ı Şafii velisi olmadan caiz değildir demiş. Öyle ikisi de çok acayip kafama yatıyor. Şimdi ben burada tevhidde kullanıyorum. Ciddi bir sorunun sorusuna cevap oldu ve mesela uygulayayım. Bu çiçeği buraya koysa sahihtir, nebattır ikisi de ama caiz değildir, olmaz. Veya uygulayayım başka. Aslanın ruhunu koyuna, koyunun ruhunu aslana koysan. Şimdi aslanın ruhu parçalamak isteyecektir. Ama koyunun cesedinde ağzı buna müsait değil, pençesi buna müsait değil. Koyunun ruhu otlamak isteyecek ama aslanın cesedinde olduğu için yapacak, ağza bak, pençeye bak. Otlamaya kalkıyor o dişle. Biraz da genişletiyorum. Kasten yapıyorum bunları. İnsanlığını alıyor ruhunu. Gidiyor eşeğin cesedine bir giriyor. Eşeğin içinde şu anda. Abi Allah Rahman'dır, yani yük taşımak zulüm değil mi? Eşeğe niye yük taşıttırıyor? Oysa eşek yük taşımaktan lezzet alır.
fıtratı ve cesedi sistemi, kasları, lifleri, ayakları öyle sistemlenmiş, yapılmış. Ama insan ruhunu eşek cesedine sokarsan, eşek olursan, alttan yukarıya bakıyorsun, Allah nasıl taşıyacağım bunu ya? Ruh yok. Onun için bazı hadiseler var, Allah ya bir şey zulüm değil mi falan zannediyorsun sen. Kendini onun içine soktuğun için yapıyorsun. Tamam. Geniş yelpazeli yapmaya çalışıyorum. Cumartesi dersi olmadığı için daha rahat sizinle konuşuyorum. Ha şimdi gelelim Kur'an'ın kelimatıydı. Özür dilerim oraya. Oradan. Şimdi bu çiçek bu yaprakla alakası var mı yok mu? Var. Çünkü yaprak güneşten enerji alır. Ondan sonra dağıtır. Yaprak çanak anten gibidir. Işınları alır. Güneşten enerji alır. Ondan sonra meyvede kullanılır, yaprakta ve dalda kökte kullanılır. Yani fotosentez denilen sistem. Dolayısıyla bu yaprağın sistemi bu çiçekle ve gövdeyle, kökle hep alakadar. Kur'an'ın her bir harfi de her bir harfle böyle alakası var. Abi ne alakası var? Yani şu yaprağın çiçekle ne alakası varsa Elhamdülillahi Rabbil Alemin'deki sonundaki nun, baştaki elifle aynı bu alakası var. Biraz da böyle şey yapayım. Şey düşünün. Hem sadeleştirmeye cevap olsun hem de buna şey cevap olsun. Çekirdek düşünün. Elime bakın çekirdek. Bu çekirdekte ağacın kokusu var. Meyvesinin kokusu var. Tadı var. Tipi var. Ondan sonra yaprağı var, çiçeği var, dalı var, budağı var. Tamam mı? Her şey burada mı? Vallahi ben bu ağaç olsun ama sırf çiçek olsun veya yaprağı olmasın, kes at. Çekirdeğe böyle bir müdahale edersen, ağaç ne olur komple? Gider diyeyim, bir daha söylüyorum. Bu bir ağacın, şunun çekirdeği olsa. Şunun çekirdeği. Vallahi ben bunu böyle daha çok seviyorum, çiçeği çıkmasın. O zaman ben çekirdeğin içerisindeki çiçeğin genetiğini, yapısını, programını çıkartsam. Bozsam orayı çıkmasın diye. Çekirdek komple ne olur? Bozulur. Bir manayı, bir alemi ifade eden bir kelamı sadeleştirmek, yani o mana külliyetini anladığım seviyeye indirgemek manasına geldiğinden diğer manaları katletmiş oluruz. Umum hakkı. Şimdi Kur'an'ın harfleri, Kur'an harfleri birbirlerine alakadar. Mesela şöyle diyeyim. İnsan dört tabiat var. Toprak, ki hiçbir mahlukatta yoktur. Cinlerde yok, şeytanda yok, Cebrail'de yok. Topraksal bir alaka yok onlarda. Bak, ben de topraksal. En harika bir yapı insanda var. Cismaniyet. Toprak, hiçbir toprak unsuru kimsede yok. Ateş unsuru var, şeytanda var. Melekte de var. Allah Resulü diyor ki bazı melekler ateştendir. Bazı melekler nurdandır. Dört unsur var. Toprak, su, hava, nur. Tamam. Şimdi dört unsur da meydana. Bir tanesini çıkarırsan insan olur mu? Olmaz. Kur'an'ın her bir harfi her bir harflerle kadar. Yani burası bundan kopuk zannetmek cehalettir. Onun için bu çekirdeğin içerisinden vallahi ben bu ağacın kokusu çıkmasın diye müdahale edersen ağacı komple katlettiğin gibi Kur'an'ın herhangi bir harfini kaldırın. Mesela Elif Lam Mim 4 met. Allah bizi affetsin de 4 met yerine en az 4 met harf çekilse 2 çeksek ne olur? Alemler kaybolur. Alemler kaybolur. Güzel. Hoşuma gitti. Yani Elif Lam Mim Hunne'yi kaybetsen sonunda Mim
Mesela o Kur'an hangi alemden? Çünkü Kur'an'ın her bir harfi, kaç harftir Kur'an'da? Kaç harf var? Kaç harf var? Kur'an'ın harfleri kaçtı? Elif, B, T, S. 320 bin. 300, değil. 29 mu var, 28 mi? 28. 28. Niye 29 dedi bu? Lam Elif'i de saydı. He? Lam Elif. Aslında Lam Elif. Lam var, bir de Elif var değil mi? 28. Bir rivayete göre 28 bin alemdir. Her bir harf bir alemin simgesidir. Varlığın arkasında söylüyor abi 28 bin alem. İşte ondan zaten. Hüsrev abi diyor. Evet, Hüsrev abi. O ufku biraz Hasan Feyzi abi ve Hüsrev abiye benziyor yani. Benimkisi onlara çok. Orada bir harf iş yapsan o alemi katlar. Mesela uygulayayım bir tane. Uzattığımı zannetmiyorum. Kur'an hakkında konuştuğumuz için israf da zannetmiyorum. Bak, iki şekilde okuyacağım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir alem gitti. O alemi tekrar getireyim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bak, orada cezimin bir elif miktarı tutulması lazım. Elhamdülillahi Rabbil bil bir elif miktar şu. Bil. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ama şöyle okusam lam yok oluyor bak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Gitti bir alem. Namazımız doğru ama alemsiz. İndi aşağıya falan. Çok acayip ya. Şimdi bir tanesini yanlış yaparsan, Allah merhamet olduğu için melekler düzelterek takdim ediyor da kurtarıyoruz. Dedi ki, Kur'an'ın kelimatı pek çok münasebatı ve sahih ayetlerdeki cümlelere bakan vücuhları, alakaları vardır. İhlas kaç tane suredir? Hatırladınız mı? 38. 38 mi? Kaç sure? Aynı sure içinde kaç tane sure üretilmiş? 38 tane. 38 mi? 36 mı? 25. sözde abi bakalım. Bak, kaç tanedir? 38 diye ben de çıkarttım da. Hadi bakalım. Bir de onu yaparız inşallah. Sular ne kadar varsa olur, her harf birbirine bağlıysa. Tamam. Şimdi doldura doldura gittiğimiz için asabiz bizeyiz. İki, konuyu değiştiriyor. Yani dokunamazsınız. Alaka böyledir. Bak, alakayı yaptım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Ses nasıl böyle birbirine ahengi sağlıyor? Şöyle yapsam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nabudu ve iyâke nestaîn. Olmadı. Alaka olmadı. Girdiğin gibi çıkacaksın. O da bir alaka çeşidi yani. Alemi katlediyoruz. Alemleri öyle katlediyoruz ki. Kur'an'da bu şekilde okuma nasıl vaciptir, kıraat-ı vacibidir. Risale-i Nur'a da dokunmayacağız. 30 diyor abi. 30 mu? Oku bakayım. Sözler 372. Çünkü her bir cümlenin iki manası var. Bir satır atlıyorum abi. Demek sureyi ihlasla 30 sureyi ihlas kadar muntazam, 30. Birbirini ispat eder, delillerden mürekkep sureler vardır. İnşallah onu yaparız bir ara. İnsan camii, konuyu değiştiriyorum, mektubat 288'den okuyorum. İnsan, insaniyet cihetiyle, insaniyet cihetiyle, Allah Allah, ekser mevcudatla alakadardır. Bizi insaniyet, insanlığımızı meşgul etmiş veya başka bir şey, insan olduğumuz için bütün mevcudatla alakadarız.
Bak bir de okuyayım. İnsan, insani cihetiyle ekser mevcudatlarla kadardır. Onların saadetleriyle müteleziz ve helaketleriyle müteellimdir. İnsan. Böyle hani babu insaniyettir, ismi hakkın cilvesidir diyor ya 11. hakikat. İnsaniyet insan değildir. Babu insaniyet, insaniyet kapısından girecek insandır. Peygamberlerin vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Diyor. Şimdi bizi insan, insaniyet cihetiyle, başka cihetleri de var. Başka cihetleri de var. İnsan, insaniyet cihetiyle kainatın bütün mevcudatıyla alakadar. İnsanın vacibiyet cihetiyle, onda bir özellik var. Sığmadım kainata, beni seven müminin kalbine sığdım, o taraf hariç ha. Konuyu değiştiriyorum. Fazla ses çıkartır. O zat aleyhissalatü vesselam umum ümmetinin saadetleriyle alakadar ve bütün efradı ümmetinin her nevi saadetleriyle hissedardır ve her nevi musibetleriyle endişedardır. Mektubat 301. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir Müslümanın psikoloji bozukluğundan Allah Resulü rahatsızdır. Sıkıntısından rahatsızdır. Namaz kılmamasından rahatsızdır. Namaz kılmasından memnundur. Ders yapmalarından memnundur. Bak bir de okuyayım o zaman şu konuştuktan sonra. O zat aleyhissalatü vesselam umum ümmetinin saadetleriyle alakadar ve bütün efrad ümmetinin ya benle ne alakadar olacak ya 1400 sene. Ben yani ben kim adam mıyım ya? Sen bütün efradı ümmetinin ya ben işte kafayı taktım babama falan anneme hanıma işte çocuğa ya canım sıkılıyor yani psikolojim ne de mi alakadar? Bütün efradı ümmetimin her nevi saadetleriyle her nevi hissedardır ve her nevi musibetleriyle endişedardır. Çekirdek abi her şeyle alakadar ya yaprakla çiçekle hepsine. Mesela Ustad Barla'da diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş zehirlenmekte. Çok ilginçtir ha. Ustad bile ya acayip bir şey yani. İmam, asıl imamı bile ne kadar burasına gelmiş. Zehirlenmiş, ateşler içinde yanıyor. Allah Resulü geldi. Barla'da var ya. Ümmetini şikayet etti. Ümmetin yaptı ya Resulallah demiş. Kanım dondu ben okuduğum zaman. Bak Resulullah geliyor ziyaret ediyor hastalığını. Rahatsız. Allah Resulü rahatsız. Ustadın zehirlenmesinden. Ustad da ümmeti şikayet ediyor. Ya Resulallah. Ümmetin yaptı bunu bana. Allah Resulü'nün cevabını çok ilginçtir. Sabırlı ol. Nasıl kadar değil mi? Biz zannediyoruz ki kendi başımızdayız yani. Kendi canibimizden, gafletimizden haşa, haşa, haşa Allah da gafil. Haşa, haşa, yüz bin defa haşa. Resulullah bizden gafil. Şahs-ı manevi bizden gafil. Ustad bizden gafil. Haşa. Senden hava gafil mi? Gafil olsa bir anda nefes alır. Keçe donar hava. Su donar gibi. Bak sen havadan gafilsin. Senin böbreğinden gafilsin çalışmasından. Ama böbrek çalışıyor. Bizim canibimizden gafiliz. Haşa peygamber gafil değil. Gafil değil. Başka, Lemalar 15'ten okuyorum. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz. Üç cümledir. Bak, fani olan elbette baki bir muhabbete, bir,
ezeli ve ebedi bir aşka, iki, ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz. Bir de okuyayım mı? Çok ilginçtir. Dikkatini çekmeyince basit gelir. Risale-i Nur'da ilginiz, ihtiyaç duymazsanız, ilginiz çekmez. İhtiyaç duymasanız ilginiz çekmez. İlginiz çekmediği her bir cümle basittir. Anladık mı bunu? İhtiyaç duymasanız ilginizi çekmez. İlginizi çekmeyen her bir cümle basittir. İhtiyaç duyarsanız ilginizi çeker. İlginizi çeken her şey size alemdir. Fani olan, bir düşünüyor musunuz? Dura dura, gazete gibi okumuyoruz. Fani olan, tamam. Baka fani. Görüyor musun? Gidiyor, elveda diyor. Ne kadar uğraştıksa, ben diyor vazifemi yaptım. Bir kere bir derste gözüksem yeter dedi diye. Tamam mı? Fani olan, tamam. Ne olur? Elbette baki bir muhabbete, yani bunu baki bir şekilde muhabbet etmeye, ezeli ve ebedi bir aşkla, bizde ezel ve ebed bir özellik var. O özelliğimizden dolayı her şeye beka boyasını sürdükten sonra sevebiliriz. Yoksa sevemezsin. Arabayı aldın, hemen arabanın boyası değişiyor. Arabanın boyası kişinin alemine göre boya atılıyor. Boya beyaz mı? Hayır. Ezeli ve ebedi boyasını vuruyor, ondan sonra sevebilir. Yoksa sevemez. Sevemez, mümkün değil. İki bu. Üç, ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz. Ebed için yaratılan bir kalp var. Bu fani doyurmaz. Ne yapar? Bekaya işaret eder. Bekayı gösterir. Yani mesela batak düşünün şuraları. Orası maksat. Bataktan geçmek için sıçrama yapacaksın taşlara. Taş, 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 taş. Tak, 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 tak. Fani mevcudat böyledir. Lemalar 16'dan okuyorum. İnsana en lazım iş, en mühim vazife, para kazanmak, İstanbul'da daire almak, yatı katı atı, eşi işi aşı olmaktır. Nefsim de öyle diyor. He? Nefsim de öyle diyor. Öyle diyor değil mi? Ama iman-ı billah'dır. Bak, iman-ı billah mıdır bakayım. İnsana en lazım iş neymiş arkadaşlar? En mühim vazife, o bakiye karşı alaka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Ne kadar düşündürücü cümleler değil mi? Bir de okuyayım. İnsana en lazım iş, ilk iş. En mühim vazife, o bakiye karşı alaka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Şimdi ben cümleyi diziyorum. Hiç bozmadan manayı. İnsana en lazım iş, o bakiye karşı alaka peyda etmektir. En mühim vazife, esmasına yapışmaktır. Bozmadan şey yaptım. Şöyle dizmiş. Bak, kalemime bakın. İnsana en lazım iş, virgül, en mühim vazife, tamam mı? Noktalı virgül. Şimdi izah ediyor. Nedir o? O bakiye karşı alaka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Burada iki cümle var. Burada iki açılım var. O zaman ilk açılım ilkindir, ikinci açılım ikincisinindir. Böyle okursanız mana, gizlenen mananı bir çıkartma, içini boşaltma bir yöntemidir. Bir de yapayım bak. İnsana en lazım iş, ok yap, ezeli ve ebedi bir şey, o bakiye karşı alaka peyda etmektir. En mühim iş, en mühim vazife, oku çıkar, esmasına yapışmaktır. Lemalar 58'den okuyorum. Malumdur ki insan kendi saadetiyle mütelezziz olduğu gibi
alakadar olduğu zatların saadetleriyle dahi mütelezziz oluyor. Bak insan, mesela sığırı burada otlatın, burada bir tanesini kesin. Hiç umurunda değil. Değil mi? Ha. Ama insan öyle mi? Evdesiniz. Evde bir çocuğun birisinin dişi ağrısa, diğerleri rahat yatabilir mi? Abi yatıyor, insan değil o zaman. Çünkü burada kesilen hayvanın yanında otlayan sığır neyse, dişi ağıran bir ferdin evinde rahat uyuyan diğer efrat bundan dış farklı değil. Hayvandır. Uygulayayım, biraz genişleteyim. Burada kesilen hayvanı aldırış etmeden otlayan bir hayvan sığır olduğu için evde açlıkla kıvranan bir yuvanın reisi olan baba kumar oynayıp kahvelerde şurada burada sürtünürse insan değil. Aynı. Hayatta dolduruyor. Biraz da öz eleştiri yapayım. Daha biraz da şey yapayım. Burada kesilen hayvanı aldırış etmeden otlayan sığır, sığır olduğu için daha daraltıyorum. Hanımının, eşinin güzel sıfatları bir sürü varken sırf kötü sıfatlarına odaklanan insan değil. Daha faltırsan itikada giriyor böyle. Dikkat, en geniş çaptan içeriye gireceğim. Ne alakası var? Hayatın kendisi kardeşim. Risale-i Nur kanun şeklinde anlatır mevzuyu. Kanun bir silsiledir. Ef'al onun ile bağlıdır. Risale-i Nur kanuniyetini olarak görürsen bunun dimadaki karşılığı nedir? Bunun kalpteki karşılığı nedir? Bunun fiilde nedir dersen, bu soruyu sorarsan külliyata sana mana verir. Sır o zaman sütünü verir. Mesela bak, ben köyde büyüdüğüm için köylü çocuğum yani. 7 yaşına kadar köy bile görmedim. Köylü çocuğu bile değilim. Merze'de büyüdüm. Annemi görürdüm. Sırın altına girerdi. Sağmaya başladığı zaman önüne tabii yem konulmuş, yemiyor. Sır yemiyor. Yem yerken hemen altına girer, sağmaya başlardı. Kesinlikle sır bir bakardı. Tanırdı kimdi. Ben birkaç defa şahidim, süt vermiyor. Yavrusu varken vermez. Anam mesela otu koydu, yavrusunu gösterirdi, getirirdi, yalardı, memesine de götürür, memeyi bırakırdı, sağardı, emerdi, bakardı, tamam. Ondan sonra o yemeye başlayınca hemen çekerdi, hemen sağmaya başlardı. Ondan sonra o oradaysa bir bakardı, telaş ederdi, bir tekme vururdu, tencereyi de boşalttırırdı. Kaç defa rastladım. En azından bu hayvan kadar olmak lazım menfaatı. Yani alakadar olduğumuza sahip çıkacağız. Görüyor musunuz? İnsan kendi saadetleriyle mütelezziz, alakadar olduğu zatların saadetleriyle mütelezziz oluyor. Anlıyor musunuz? Başka, ehli iman ile bütün kainat alakadardır. Ondan memnundur. Kim? Kainat. Ehli iman ile bütün kainat, duyuyor musunuz? Kulaklarınız duyuyor mu bunu? Ehli iman ile bütün kainat alakadardır. Ha, ondan memnundur. Niye? Zira iman ile Halik-i kainatı bildikleri için. İman ile Halik-i kainatı, kainatı halk eden Allah'ı bildikleri için kainatın kıymetini takdir edip hürmet ve muhabbet ederler. Lemalar 86. Kainata hürmet manası iktisattır. Yani fıtratına uygun davranmaktır. İktisat fıtrata uygun davranmaktır. İsraf fıtratına muhalefet etmektir. İktisat malı kullanma yöntemi değil. Şöyle diyeyim. Dağın başındasınız, dere akıyor. Derenin başında dahi olsanız su akmıyor mu zaten? Su az akıyor. Abdest alırken bile iktisatlı kullanın. Ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, insan hatırına geliyor. Ben bu suyu ister alayım ister, şu anda almıyorum ben. Dere akmıyor.
Meğer iktisat onu az veya çok kullanmak değil, iktisat buymuş. Fıtratına uygun davranmaktır. Onun için mesela diyelim ki tatile gittiniz. Veya pazar günü. İşe ve okula daha önceki günlerde 6'da kalkıyordunuz, 7'de kalk. Sakın pazar günü 9'da kalkmayın. Hayatınızda boşluk olur. Aynı saatte kalk. Çünkü şeytan doğruların içinden giriyor. Yanlışların içinde değil. O yanlışlar zaten onu. Nasıl doğruların içine gidiyor? Kuralsız, kaydesiz, ölçüsüz yaşamak var ya. Bir 7'de kalkmak, bir 9'da, bir 11'de, bir öyle, bir böyle. Yani kayde, kural yok. Şeytan bunu çok sever. Onun için az dahi olsa daimi olandır. Bak ehli iman, ehli iman ile bütün kainat alakadardır. Ondan memnundur. Niye? Zira iman ile Halik-i kainatı bildikleri için kainatın kıymetlerini takdir edip hürmet ve muhabbet ederler. Hürmet haram. Haram etmezler. Haramlamazlar yani. Yani hak hayatını vermektir hürmet. Yani mesela mahrem, haram. Yani bir sahası var onun, fıtratı var. Onu öyle kullanmak. Muhabbet ise hubdan geliyor. Onu aleminde karşılığını uyandırmak. Mesela muhabbet aşk, bir de aşk var. Aşk onun bendeki karşılığını ortaya çıkarmak ve kendini yok eder. Muhabbet ise bendeki hakikati orada görmek. Ama bu lügatta değildir. Sonra da sormayın yani nerede bu? Mesela kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Allah'ın esmasını kainatta gösteriyor. Aşk ise aşk kendi benliğini yok eder. Mesela eşine muhabbet mi ediyor, aşk mı ediyor? Benliğini yok ediyorsa aşktır. Hala sen varsan muhabbet ediyoruz. Aşk muhabbetten ve sonra geliyor. Evet. Yani muhabbetten daha keskin ama şefkat de aşktan mı keskin? Aşktan daha arkada. Muhabbet, aşk, şefkat. Şefkattan öteye bir şey yok. Şunat-ı Zatiye'nin el merkezinde ne var? Şefkat. Çık dışarıya. Şunat-ı Zatiye merkezine oturun soğanın cücüğü gibi. Hadi cücük. Merkezde ne var? Şefkat-ı Mukaddese. Çık dışarıya. Memnuniyet midir, muhabbet mi? Muhabbet. Yandım sizden yandım. 286 mıydı mektubat? Aç. Hemen aç. 286. He. Nereden alalım abi? Sira, o sıra bir şeyi okuma. Şefkat-i Mukaddese. Sonra mı? Muhabbet-i Münezzehe. Gördünüz mü? Daha merkez... Onu görmenizi istiyorum. Ezber yapmayın şeyi. Konuyu böyle arkanızda koşturan yok. Bu dünyaya bunun için geldik. Merkezde şefkat var. Çık dışarıya. Muhabbet. Münezzele. Çık dışarıya. Şefki mukaddes. Şefk. Sonra sürur mukaddes. Sürur mukaddes. Sonra lezzeti mukaddes. Lezzettir ha. Zevk değil. Zevk mülk tarafıdır. Lezzet melekut tarafıdır. Bedensel zevk alırız. Ruhsal lezzet alırız. Sonra çık dışarıya. Sonra memnuniyet-i mukaddese. Çık dışarıya. İftihar-ı mukaddese. Ne? İftihar-ı mukaddese. Çık dışarıya. Daha da çıkamıyorum abi. Sorun. İftihar. Peki hep mukaddese. Şefkata ne diyor?
şefkate mukaddes abi. Bir de şefki mukaddes var. Muhabbeti münezzeh. Muhabbete münezzeh diyor abi. Münezzeh. Şefkate mukaddes diyor abi. Peki hangisi tek bir tane farklı? Muhabbet olması lazım. Bak, şefkata mukaddes diyor. Muhabbete münezzeh diyor. Şefke mukaddes, surura mukaddes, lezzete mukaddes, iftihara mukaddes, memnuniyete mukaddes. Tek muhabbet münezzehtir. Çünkü insanda var. Çok acayip. Değerleri de var ama bu her neyse şimdi gelmeyeyim ortalık karışacak. Bir tane o. Bak, mukaddes münezzeh. Şefkat mukaddestir. Muhabbet münezzehtir. Görmek ve göstermek istemesi ile alakalıdır. Evet, biraz daha bir parça ama. İlle görmek isteyecek. Diğerlerine... Şefkatın karşılığı yok. İlle karşılık olsun diye değil. Muhabbet de var. Diğerlerin kaynağı bizatihi zatı, Cenab-ı Hakk'ın zatı olduğu için onlara mukaddes kullanıyor. Demek ki bir parça insanda bunun şeyi var. Kaynaklığı var ki münezzeh diyor. Cenab-ı Hak tercih ediyor kendisini. Ya. Güzel. Peki konu... Şimdi o tarafa kayarsam zaten fıtratım o. Gelelim bu tarafa. Ehl-i iman bütün... Gördün mü kainat? O zaman ölüm ne ölümü ya? Ya bu dersleri dinleyen, tefekkür eden... bu meseleyi bitir işte arkadaşlar... şu anda insanlar yani hasreten Nurcu kardeşlerim ölüm kalım savaşı veriyor. Dershanede, kitap okumakta üf püf çekiyor. Çünkü niye? Şeyi kaçırdı. Lezzeti kaçırmış. Ülfet belasıyla zoraki okuyor. Sıkıntı yapıyor. Eğer enfusi tefekkürle böyle bakarsa bu daha mukaddeme. Bu beraber okuyoruz. Bunun adı muzakeredir. Mutala edeceksin. Mutala şu. Kendi başına atıflı araştırma yapmak. Mutala. Muzakere ise o mutalaanı mutala yapanların içine atmak. Ne olur o zaman? Hiç ekonomi sağlığı sağladın geldin. Muzakere olmaz kardeşim. Mutala et ondan sonra muzakere edelim. O zaman ne olur? Eğer enfusi tefekküre geçersek artık senin zoraki kitap değil. Zaten ruh diyor ki beni böyle okuma kardeşim. Ruh bize söylüyor. Araba şey inmiş ibre. Tınk. Niye indin? Benzin bitti. Allah bilmem neyini versin değil mi? Bela okuyacaksın, istasyona git benzin koysana bak çıkacak. Ruh diyor ki, kardeş diyor, bebeklik dönemi, mama dönemi geçti, pirzola yiyeceksin. Ne demek? Ben sana işaret veriyorum, bak bitti bu dönem. Artık ülfet başladı, sıkıntı, of pof çekiyorsun. Dershanede ve risale okumakta of pof çekiyorsun. Ne demek? Bu şekilde okuma diyor. Bu git doldur istasyona git. Yani yöntemini değiştir. Çünkü bu ülfet kitabı değil. Lezzet kitabıdır. Keyif ya keyif. Hah nedir? Oku anlarsın. O ilk dönemdi. Lugatta bak ikinci dönem değişti artık. Tefekkür edeceksin. Niye şefkata mukaddes dedi de uhuvvete münezzeh dedi. Aa işte 2-3 gün araştırıcı bak nasıl keyif verecek sana. Niye demiş arkadaş? Hepsine mukaddes diyor. Muhabbete münezzeh diyor. Kaç tane var orada? Altı mukaddes münezzeh var. He. Toplam 7 tane değil mi? Dediler ki bana abi 2 tane de şey var onu görmedin. Orada da var diyorlar. Bir de bakacağım. Allah Allah nasıl görmedik ya senelerce? Olabilir görmemiş. Ben görmedim. Peki Nisa taifesi şefkat kahramanları bulunmaları cihetiyle daha ziyade Risale-i Nur'la fıtraten alakadardırlar. Vay be. Biz neyle alakadarız? Daha ziyade diyor onlar. Nisa tayfesi
şefkat kahramanları bulunmalarından. Şefkat neresiydi? Biraz önce konuştuk. Şuunat, he? En merkezde. En merkezde. Neyin amam en merkezinde? Şuunat-ı zatiyenin en merkezinde şefkat var. Hem de mukaddes. Şefkatın en cami aynası kim? Nisa taifesi. Ama mukaddes olan şefkat. Evet. Mukaddes olan. Dolayısıyla Risale-i Nur'a fıtraten alakadardırlar. Onun için Nisa taifesi erkeklerden daha fazladır. Nurculukta. Ve daha çok parlarlar hemen. Çok acayip zirve yaparlar. Seneler enfusi tefekkürde mesela 7 sene sen uğraşırsın. İnan ben bizzat realitesine şahidim. 3 senede zirve yapanlar var. 1 senede yapan var. Ama onun bir rızkı da var. Bir anda yükselebilen bir fıtrat bir anda çökebiliyor. Bir anda terk edebiliyor. Yani soğuk memleketin insanı ile sıcak memleketin insanı gibi. Nasıl ki soğuk memleketin tabiatı Avrupa geç alır, geç bırakır. Sıcak memleketin tabiatı erken alır, erken bırakır. Nisa tayfesi bir anda çok alır, bir anda hepsini bırakır. Doğudaki insanlar cemaati, camiyi, medreseyi bu vazife yaptım biliyorum. Doluyor, medrese imanına kadar doluyor, hiç heyecanlanma. Bir hafta sonra kimse yok. Hiç kimse yok. Mesela sıcak bölge diyelim, böyle Edirne, bu batı tarafı ve Karadeniz tarafı, ona göre biraz da sıcak. Pek gelmezler. Ama gelen de pek gitmez. Bu Edirne, Çanakkale, bu taraf Ege'yi düşün. Pek gelmezler. Çok az olur. Ama gelir. Yani artık gelir. Doğu insanı bir anda doldurur. Acayip din duygusu galip. Bir bakıyorsun ertesi hafta hiç kimse yok. Sultanbeyli dershanemiz öyle. Dolup taşıyor. Hiç bana keyif vermiyor o kadar. Yani ben insanlara bakmıyorum ama. Abi hakikaten yer yok. Niye? Ben varsam oluyor. Yoksa yok. Bir baksın pişt inmiş aşağı. Yani geldi doldu. Bir kitap okuyayım. Çok az. Veya bu benim ihtiyacımdır. Tamam Seyda, hürmet manasına. Seyda anlatsın biz dinleriz. Peki. Lemalar 214'ten okuyorum. Hastalık dünya aşkını ve alakasını hafifleştirir. Vay be. Hastalık dünya aşkını ve bir de alakasını kesiyor. Makas da kesiyor. Onun için hastalık, musibet, elem, sıkıntılar, tokatlar yani. Bu 4 tane tokatlarla insan olgunlaşıyor. Lemalar 226'dan okuyacağım. Halik-i kainatın en sevdiği masnu ve kainatın mevcudatıyla en ziyade alakadar olan kimdir? İnsandır. Bir de okuyayım. Halik-i kainatın en sevdiği masnu ve kainatın mevcudatı ile en ziyade alakadar olan insandır. Hani şeyde insan penceresinde var. 33 pencerede sözden sonunda. Allah'ın isimleri var, ismi azamı var. Sanatı var, sanat azamı var. Allah'ın sanatları içinde sanat azamı insandır. Ne acayip diyor değil mi? O cümleyi görmek değer yani. Çok ilginç. 31. pencere. Orası çıktı fakat bir sayfa sonrası çıktı şu. Demek nasıl Esma'da bir ismi azam var, öyle de o Esma'nın nokuşunda dahi bir nakş-ı azam var ki o da insandır. Buraya niye çıktı diye merak ettim. Hayatta hissiyat suretine kaynayan memzuş nakışlar pek çok Esma ve şuunat-ı zatı işaret eder. Güya burayı oku demek istediği. Gayet parlak bir surette hayy-ı kayyumun şuunat-ı zatisine aynadarlık eder. Kim yapıyor biliyor musun bunları? Şu denk getirmeler... Aklıma fikir. Aklıma bir fikir geldi. Ya içimde. Akla fikir, kalbe meyil. Kim koyar? Esbab aleminde. Şahs-ı manevi. Aferin lan. Şahs-ı manevi canlı ve ruhludur, şuurludur. Bu o getiriyor. Yani
Allah'a bizzati perdesiz daha değil. Bu olayların biz canibinden şahsı manevi. Burayı oku ondan sonra bak. Çünkü şuunatı konuşuyorduk ya. Gayet parlak bir surette hayy-i kayyumun şuunat-ı zatisine aynedarlık eder insan. Bundan şu sırrın izahı Allah'ı tanımayanlara ve daha tam tasdik etmene karşı zaman olmadığından kapıyı kapıyoruz. Sen de kapıyı kapat. Eyvallah. Sayfa kaç abi? Sayfa 688. İlk önce bunu istendi. Tam bir sayfa hemen. 100 ya sayfa değil. 100 bu tarafa. Koca kitaptan. Şahsı manevi yapıyor. Mesela bak. Ya benim aklıma bir fikir. Vay, içinde de coşar yani fikri ait o. Ya ben yaptım. Hayır. Şahs-ı manevi işte böyle çalıştırıyor adamı. Şahs-ı manevinin tedbiri diyor. Anladık mı böyle? Ya şahs-ı manevi bir san, bir seziş, bir hayal böyle bir şey. Hayır, bizzat işin başında şuurlu ve akıllı. Çünkü akıldan çıkan topla oraya. Bütün akıldan çıkanları topla karıştır. Akılsız olur mu? Bütün şuurdan çıkanları topla oraya karıştır. Şuursuz olur mu? Bütün ruhtan çıkan şeyler topla, bütün nurcuların ruhundan çıkan karıştır, ruhsuz olur mu? Balık kokusu balıksız olur mu? Balığı ortadan kaldır, koku da yok olur. Tersi düşünelim, balık var pişiriyoruz, kokusu yok, o da olmaz. Ama vücudu harici olarak sana kalem şey yapmıyor. Yani balık kokusunu ekmeğin arasına koyup da yiyemezsin. Ama İhtiyacını giderir. Seni oraya götürür. Sevk eder. İşte sana ne yapar? Koku gibi fikir verir, meyil verir. Bunu yapan şahs-ı manevidir. Fiildir. Onun için buraya uygun değilse tak bir kalbine bir şey yapar. Dershanede adamı nasıl atıyor biliyor musun ben? Sordum ona da. Nasıl adam atıyorsun dedim. Dershanede nasıl adam atıyormuş biliyor musun? Şöyle yapıyor. Ona kafayı takıyor, buna kafayı takıyor. Onun kusur biliyor. Ya falan başlıyor kavga iç şeyi. Ondan sonra ya bunlarla yaşanmaz ya çekip gidiyor. Atan kim? Şahs-ı manevi. Ben böyle atıyorum dedi. Evet, birbirlerine meşgul ederek. Kendisi söylediğini söylüyor. Böyle atılıyor. Dershaneden atıyor. Peki diğerleri de var. Ben ona diyor bir evlilik duygusunu diyor aktif ederim. Ondan sonra duramaz olur. Kafasına çekip gider vakıflı bırakır. Niçin yapılıyor? Umumu hukuka tecavüz ettiği için ben hep bağırarak diyorum. Şahsi kusurları o kadar nazara almıyor. Çakmıyor yani tokatı. Hafif hafif vuruyor. Zecir vurmuyor. Umumu hukuka taalluk eden hataya ısrar edersen affetmiyor. Hiç affı yoktur. Umumu hukuku muhalefet eden değil. Umumu hukuka muhalefet etmeyi ısrar eden. Düşer kalkar o başka. İsrar ediyorsa hiç şansı yok onun. Bak. Size bir şey söyleyeyim ama burada kalsın. Burayla alakalı size fikir cihetiyle psikoloji sorunu, psikoloji, sıkıntı, canım sıkılıyor gibi şeyler var ya böyle. Bununla alakalı bir sorun. Eğer bununla alakalı yerden bir tokat geliyorsa sorunun cevabı, çaresi burada ara. Eğer boğazda haya yerine kadar, göbeğe kadar bir tokat geliyorsa cevabını, kusurunun cevabını, telafisini batında ara. Göbekten aşağı geliyorsa şeyde ara. Bedensel hayatında ara. Yani çareyi, kusurun cevabını orada ara. Cinsellikte, bedensel hayatta. İlle cinsellik değil. Üç kuvve var ya, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehviye. Bu söylediğim bana aittir kitabı değil. Kabul edersen işine yarar, etmez. Yani şu... taassup aklın hangi mertebesindedir? İltizam taassuptan mı diyor? İltizam.
Aç, hemen taassup bulun çabuk. Taassup. Şeceri hilkatte bulmanızı istiyor. İzan değil. Ya izan değil, izan bu da. Taassup hangi şeyden çıkıyor? Taassup izandan mı diyor? İzandan. İzandan. İltizamdan. Sayfa kaç? 706. 706. Bak. Şimdi bir şey anlatacağım size de ondan sonra. Ezber olmasın diye yapıyoruz arkadaşlar. İzandan değil mi? İltizamdan taassup. Ha, iltizamdan sonra itikat. İtikama iltizam başkadır. Her birinden çıkar bir halet. Her birinden çıkan bir halet çıkıyor. Salabet itikattan. Taassup iltizamdan. Taassup iltizam. Mertebe olarak aşağıdan yukarıya çıkıyoruz. Başka bir şey anlatacağım. Tahayyül. Gir içeriye. Tasavvur. Gir içeriye. Taakkul. Gir içeriye. Tasdik. Gir içeriye. İzan. İltizam. İltizam taassup. Eğer kucaklayıcı olmasa Müslüman Müslümanı, kardeşini taassuptur. Bunun belası da dima ile alakalı sıkıntıdır. Sıkıntı oradan geliyor. Çaresi de buradadır. Çünkü dert neredeyse, gemi nerede battı? Marmara'da. Nereden çıkartmaya çalışıyorsun? İzmir'den. Lan Marmara'da battı. Akdeniz'de ne işin var? Abi o da su da bu da su. Olmaz. Yani derdin olduğu kendisi dermandır. Dermanı barındırıyor her dert. Her dert dermanı barındırıyor. Dermansız dert yoktur. Öyle bir şey yoktur. O iman küfürdür. Zaten o da bile değil. Küfür imanı, iman da küfrü barındırır. Çünkü iman olması için küfrü reddetmen gerekiyor. Küfürsüz iman yoktur. Yani ademsiz vücut olur mu? Böyle bir şey yoktur. Arkadaşlar, eğer sorun hangi sahada gelmişse üç yeri ayırın. Şefkat tokadı buraya mı geldi? Cevabı burada ara. Buradan göbek arası mı geldi? Cevabı burada ara. Göbekle ayak arası mı geldi? Cevabı orada ara. Telaffuz oradadır. Göbekle ayak arasına gelenin cevabını burada arama. Mesela namusla alakalı sorun yaşıyorsun. Hiç kıskanmıyorsun. Karın çekip gidiyor. Ondan sonra akılda iltizam ediyorsun Risale-i Nur'a. Şöyledir böyledir. Suç orada. Cevabı orada arayacaksın. O sahada tokat gelir. Mesela adamın bir tanesi şeyden düştü, ağaçtan. Kafasını vurması gerekiyor, vurabilirdi. Taşa. Böyle bir ağaç var. Bana ait bir şey. Lütfen Risale-i Nur demeyin, din de demeyin. Benim haletim ve tespitim. Kabul edersen de işine yarabilir, etmesen de yarabilir. Şimdi adam ağaçtan düşüyor. İncirden düşüyor. Ondan sonra düşerken kafası aşağıda bir tane ağaç vardı, kesilmiş. Ona geçiyor. Yani onun üzerine batıyor. Affedersiniz, büyük abdestin orada üstünde adam oraya batıyor adama. O ağacın dalı. Şimdi ben hastaneyi ziyaret ettim. İlk şunu sordum. Ağaçtan düştü, bu yere neresini vurdu? Tesadüf var mı kainatta? Yok. Kafayı vurdu mu? Hayır. Boğazda göbek arası mı? Hayır. Böbrek arası. Abi göbek de aşağısı. Onu ilk önce dışarıda daha ziyaret etmeden hastalardan öğrendim nereye vurdu. Girdim ziyaret etmeye. Artık namusla alakalı hatalarından olduğu şefkat tokatı geldiğini çaktırmadan namusunu, karısını, kızını kıskanmasını, televizyonla böyle şey yapılmamasını, namusuna dikkat etmesini, namus duygusunu geliştirmesini, açıksa kapanmasını. Bu sana bir işarettir. Şuraya batmadı, buraya batmadı da buraya. Niye oraya battı?
hangi sahada tokat geliyorsa çaresi onun içindedir. Tabii bunlar çok şey bana hücum edecekler biliyorum. Ben de diyorum ki din değil, Risale-i Nur değil. İşine yarıyorsan, yarmıyorsa delete yap, sil, hiç kale alma. Ama eğer kullanabiliyorsan ne mutlu sana. Abi nereden geldi ya, bu nereden çıktı demesin. Ha, hatanı belli ettin. Peki, birkaç tane de kaldı. Ben dedim ki, bunlar nereden çıkıyor? Risale-i Nur kanundur. Dersin başında söyledim. Onları olaylarla, hadiselerle anlatırsan, o cümlenin ya dimadaki veya kalpteki veya fiildeki karşılığını görürsen, keyif verir sana. Taassup iltizamdan mı çıkıyor? O zaman iltizam sorunu yaşayacaksın ve kafanda bir sürü sıkıntı yaşayacaksın. Kafa sorunu. Bu adam taassup Kur'an okumasında sorun yok. Kur'an burada. Risale okumasında sorun yok. Gene burada. İmanda sorun yok. Taassup sorunu var. O zaman bunun sıkıntısı akıl cihetiyle olacak. Taassup hastası olanlar dimağla alakalı sorun yaşayacaklar. İtikatla alakalı sorun yaşayanlar kalbi ve vicdanı sorun yaşayacaklar. Hayatı doğru yorumlayamayanların sıkıntısı göbekle ayak arası sorun yaşayacaklar. Kuvve-i şeviye cinsellik sif değil. Hayatı doğru yorumlamak veya yorumlayamamak. Peki. Hastalık okuduk. Halik-i Kainat'ın okuduk. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bütün ümmetinin saadetiyle alakadardır. Onu yukarıda okumuştuk değil mi? Okuduk mu? Yok. Yok, okumadık. Tamam, silmiyorum. Onun için hadsiz salavat ve rahmet dualarını bütün ümmetinden istemesi aynı hikmettir. 97 şualar. 97. Niçin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam salavat, dua, ya Resulallah, ya Rabbi okudum Kur'an'ı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu âlisine. Okudum Cevşen'i, okudum Risale'i. Niçin ona hemen? Ne var ya, bunun ihtiyacı yok ki. Değil. Bütün ümmetinin her ferdinin her derdiyle alakadar olduğu için o nihayetsiz salavata ihtiyacı var. Ama benim gibi olsa ben şimdi miraca gideceğim, seni hatırlayacağım. Mümkünatı var. Dişim ağrırken seni hatırlamıyorum. Baklava yerken seriye takıyorum. Çorba gelince rolantiye takıyorum. Sofrada. Resulullah öyle değil işte. Bütün ümmetinin, okudum ya biraz önce, bütün ümmetinin her çeşide, bak, o zat aleyhissalatü vesselam umum ümmetinin saadetleriyle alakadar, benimle ne alakası var ya, benim başım ağrıyor, Allah Resulü biliyor mu baş ağrımı? Bütün efrad-ı ümmetinin her nevi saadetleriyle hissedardır ve her nevi musibetleriyle endişedardır. Senin baş ağrından da alakadar. Onun için salavata ihtiyacı var. Barla'da da var, Barla'da da. Niçin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a çok salavat getiriyoruz? Bulun onu. 371 miydi? Tamam. Sen onu söyle, ben devam ediyorum. Bizim iştigal ettiğimiz vazife-i zaruriye insani ise herkese her zaman ciddi alakası var. Şualar 340. Yani bizim meşgul olduğumuz şu iman hizmeti herkese her zaman ihtiyacı var. Çünkü niye? Tarikat değil. Arapça değil. Hafızlık değil. Nedir? İman hakikatleri olduğu için herkese her zaman ihtiyacı var. Birkaç tane kaldı. 270'miş abi. 270. Kesret hikmeti ve salatla beraber yani salatla selamı kesretle zikretmenin hikmeti nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam selam ve salavat getiriyoruz. Kesretle hikmeti nedir? 270 barla. Şualar 97. Şimdi şualar 753'ten okuyorum.
İnsan bütün mahlukatla alakadar ve her şeyle bir nevi alışverişi olan ve kendisini abluka eden şeyler ile lafzen ve manen görüşmek, konuşmak, komşuluk etmeye hilkaten mecburdur. Bunu biraz konuştuk. Geçiyorum. Mesnevi Nuriye 206'dan okuyorum. İnsanı hayvandan ayıran şeylerden biri, bu çok harikadır. İnsanı hayvandan ayıran özelliklerden biri, mazi ve müstakbeli ile alakadar olmasıdır. Hayvan bu iki zamanı bir hakkın düşünecek bir idrake malik değildir. Yani mazi ile müstakbelle alakadar ama bu alakadarlığın getirmiş olduğu taşınmalar var. Alaka, yani öyle bir alaka değil bakın. Bu alakayı duydun, bu alakadan sende fikir hareketi gelmiyor mu? Duygu gelmiyor mu? Bir aa ne güzel falan duygu, kıpırdamıyor mu? Veya bir adamı gördün, Allah Allah şu adamın suratına bak ya. Meymenet yok. Yılan, engerek yılanı gibi sokuyor. Kardeşim her şeyle alakadar insan ya. İslamiyet her şeyi alakadar ediyor. Hatta yaptığı vazife bile simada gözüküyor. Mesela demir doğramacı mı, atölyeci mi, nurcu mu, tarikatçı mı, nurcuların okuyanı mı, yazıcısı mı, yiyicisi mi? Hani diyorlar ya, siz okuyucu musunuz, yazıcı mısınız, yiyici misiniz? Diyeceksin ki yok abi biz yiyiciyiz diyeceksin. Veya geziciyim de. İnsan işte mazi ve müstakbeli taşıyor. Ben de hakikaten münafıklık alameti varsa, İslam'la, dinle, namaz, niyaz yoksa سِيمَهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ سُجُودِ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ gibi ayetler hep bunu anlatıyor. Eğer hakikaten ben zalim sizi aldatıyorsam, namaz, niyazım yoksa veya başka bir plan çift suratım ona göre olur. Herkes de öyle. Niye peki bu nuraniyette bu çökmüş böyle domuza benziyor? Bu bir mana yok mu yani bunda? Her şey mazi ve müstakbeli taşıyor kardeşim Sima. Bir en azından bu ya. Bakın dikkat edin diye söylüyorum. Ben bu kadar basit bir şeye bakın ya. İslami sıfat var mı? Bütün komple cemaatin hasenatına ortak olan, sebep olan zat hakikaten o cemaata layık olsa, o sıfatları cem etse suratı öyle olur mu? Allah Resulü'nün sıfatı nasıldı? Herkesi göre değişkendi. Herkes farklı görüyor. Son iki şey, Kastamonu 37'den okuyorum. Bu zamanda merak ile radyo vasıtasıyla ciddi alakadarhane, küre arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar, çok kültürleri ve bilgileri artar. Demiyor, ne diyor? Merak edip bakanlar, dikkat edenler, bakanlar televizyon demektir. Bakanlar. Öyle mi? Bak bu zamanda merak ile radyo vasıtasıyla ciddi alakadarhane küre arzdaki boğuşmalara bakanlar, bakmak televizyondur. Dikkat edenler internettir. Maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Maddi ha maddi. Son cümle Hutbe-i Şamiye 54 olsun. İslam taifeleri de birbirine uhuvvet İslami ile mürtebit ve alakadar olur. Ne ile? Uhuvvet. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.